Sayın Belediye Başkanım, basınımızın kıymetli mensupları ve çok değerli fotoğraf severler. Beykoz Belediye Başkanlığımız ve Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından düzenlenen Beykoz konulu fotoğraf yarışması ödül törenimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Beykoz Belediyesi 5. fotoğraf yarışmasına kurgu kategorisinde 60 fotoğraf sever, 174 fotoğraf ile, drone kategorisinde 49 fotoğraf sever, 171 fotoğraf ile, serbest kategoride 365 fotoğraf sever, 1103 fotoğraf ile, foto öykü kategorisinde ise 98 fotoğraf sever, 1732 fotoğraf ile katıldılar. Seçici kurul üyelerimizin ve Türkiye Fotoğraf Vakfı temsilcisinin titizlikle değerlendirmeye tabi tuttuğu fotoğraflardan dereceye girenleri burada hep beraber birazdan görme imkanını sizlerle birlikte bulacağız efendim. Kıymetli fotoğraf severler, sizleri daha fazla bekletmeden ödül törenimize geçmek istiyorum. Öncelikle kurgu kategorisinde sergilemeye değer görülerek 1500'er liralık ödülü almaya hak kazanan 20 fotoğrafımızın ödüllerini yarışmacılarımızı sahneye davet ederek takdim etmek istiyoruz. Öncelikle ilk 10 yarışmacımızın isimlerini ve fotoğraflarının isimlerini okuyarak sahneye davet etmek istiyorum efendim. Sizler de bir taraftan ekrandan bunları görmüş olacaksınız. Sevgili Yusuf Kızılay, Beykoz konulu fotoğrafıyla Mersin'den katılıyor. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Alkışlarımızla, tebriklerimizle. Ve yine Veysel Akcan karma bir fotoğrafla Mersin'den katıldı yarışmamıza. Kendileri aramızda değil ama kendisine teşekkür ediyoruz ilgi alakalarından dolayı. Bir başka yarışmacımız Sezai Özaltın. Kuşlar isimli fotoğrafıyla İstanbul'dan kendilerini bekliyoruz. Ve yine Sertaç Nurtan cam fabrikası konulu fotoğrafıyla İstanbul'dan. Serdar Aydın 100. yılında alkışlarımızla bu güzel fotoğraf karesiyle Bartın'dan katılan bir yarışmacımız. Ve yine Ömer Ağca, Küçük Su Kasrı'nda gece konulu bir fotoğrafıyla İstanbul'dan katıldı. Alkışlarımız kendisine gider ama aramızda yok. Gönlümüz yüreğimiz onunla. Ve yine Nuri Çoban, Hisar 360 konulu fotoğrafıyla İstanbul'dan. Beykoz'umuzun güzellikleri akşamları bir başka oluyor. Beykoz akşamlarıyla sevgili Münevver Ulusoy, alkışlarımızda İstanbul'dan katılan bir yarışmacımız, tebrik ediyor, kutluyoruz. Beykoz'umuzu güzel kılan fotoğraf karelerinden bir tanesi de yine Yalılar fotoğrafıyla sevgili Mustafa İpek, Bursa'dan katılan bir yarışmacımız. Kendilerini kutluyor, tebrik ediyoruz. İsimlerini okuduklarımız sahneye geldiler ve onlara hediyelerini, ödüllerini takdim etmek üzere çok değerli Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın Başkanımızı alkışlarımızla ve teşekkürlerimizle sahnemize davet ediyoruz efendim. Bizler de bu güzel fotoğraf karesini alkışlarımızla süslüyor, kutluyor ve tebrik ediyoruz. Yarışmacılarımızı uğurluyoruz ama başkanımızı bırakmıyoruz. Diğer sizlere gönderirken diğer 10 yarışmacımızı...
Diğer 10 yarışmacımızı yine bir güzel heyecanlı sahneye davet ediyoruz. Sayın Mehmet Ağca, Beykoz Yalıları konulu fotoğrafıyla yine İstanbul'dan katılmıştı ama aramızda olmadığını bir kez daha paylaşmak istiyorum. Tebrik ediyoruz. Ve Sayın Gürsel Egemen Ergin, seyir konulu fotoğrafıyla Bursa'dan katılan bir yarışmacımız, kendilerini davet ediyoruz. Ve onunla birlikte yine Gürsel Egemen Ergin, bisiklet konulu yine bir çalışmayla beraber oldu bizlerle İstanbul'dan. Yine aramızda yok, kendilerini kutluyor, tebrik ediyoruz. İstanbul'dan katılan bir başka fotoğraf sever, gece konulu fotoğrafıyla Ercan Yolgiden. Evet, kendisini kutluyoruz. Tebrik ediyoruz, İstanbul'dan katıldılar. Sayın Emrah Ildız, balıkçılar konulu fotoğrafıyla Diyarbakır'dan bu heyecana ortak oldu. Kutluyor, tebrik ediyoruz. Ve yine bir başka yarışmacımız İstanbul'dan Türkiye Yüzyılı konulu fotoğrafıyla Burak Türk efendim. Alkışlarımızla kendisini bekliyoruz. Beykoz'umuzun güzelliklerinden bir tanesi de bir akşam üstünde, düşünün ki pencerelerde Beykoz konulu fotoğrafımız Aykut Kulaoğlu İstanbul'dan. Ve yine bir başka fotoğrafım sevgisi, heyecanı Antalya'dan kalbimiz atarken, kendisi burada yok ama Kano konulu fotoğrafıyla Arif Milletli. Sayın Ahmet Öner, yol olmasaydı İstanbul'dan katılan bir yarışmacımız ve yine Sayın Ahmet Öner, İstanbul'dan katılan bir başka çalışması, İstanbul'un göz bebeği Beykoz diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ve onların ödüllerini takdim etmek üzere jüride bulunan çok değerli üyemi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Arkadaşlarımız hemen ulaştıracaklar. Kurgu kategorisinde sergilemeye değer görülen, kategorisine girmeye başaran bu güzel fotoğrafların sahibi yarışmacılarımızı kutluyor, tebrik ediyoruz. Çok değerli jüri üyelerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Bir güzel fotoğraf karesinde yine burada paylaşmak üzere. Ödüllerini bilin. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın jürimizi bırakmıyoruz. Bir başka ödüllerse, kıymetli hocamı bırakmıyoruz. Hocam buyurun. Devam edelim aynı heyecanla birlikte. Sıra çok olduğu için ben dedim, nasıl uygun görürseniz. Buyurun efendim, teşekkür ederiz. İstirahat alalım sizi kısa bir süreliğine. Ve yine yarışmamızda kurgu kategorisinde değerli konuklar, kıymetli misafirler, mansiyon kategorisine girerek 2500'er liralık ödülü almaya hak kazanan 5 yarışmacımızı ve fotoğraflarını, isimlerini okuyarak sahneye davet etmek istiyorum. Mersin'den bir fotoğraf sever, Beykoz konulu fotoğrafıyla Yusuf Kızılay, alkışlarımızla tebrik ediyoruz. Kendilerini bekliyoruz efendim. Beykoz'un fotoğraf heyecanı bu defa Adana'dan atıyor o kalp. Masal konulu fotoğrafıyla Suna Çürük. Efendim tebrik ediyoruz. Aramızda değiller ama o güzel şehrimize selam olsun Beykoz'dan. Biraz önce Mersin'den Beykoz konulu fotoğrafı Yusuf Kızılay demişti. Kendilerini bekliyoruz. Ve yine İstanbul'dan duvar konulu fotoğrafıyla Sebahattin Özveren. Alkışlarımıza tebrik ediyoruz. Bir başka göz diyor ki Beykoz'umuzda Osman Maşaoğlu, Atlar Diyarı Antalya'dan, tebrik ediyoruz. Aramızda değiller ama buyurun efendim. Kendilerini tebrik ediyoruz ve yine Hisar konulu bir başka fotoğrafımızla Sayın Mustafa İpek efendim. Alkışlarımızı tebrik ediyoruz. Çok değerli jürimizden kıymetli hocamı buyursunlar efendim. Hemen sahnemize davet etmek isteriz. Bu heyecanı paylaşmak üzere. Tebrik ediyoruz. Bizler de alkışlarımızı kutluyoruz. Gözünüze, gönlünüze, yüreğinize sağlık diyerek.
Beykoz'a olan aşkımız, Beykoz'a olan, evet, Beykoz'a olan sevdamız farklı şehirlerde de atmaya devam ediyor. Kim yarışmacılarımız gelemeseler de yine onların efendim hediyeleri kendilerine ulaştıracağız. Fotoğrafımızı aldık efendim. Teşekkür ediyoruz. Ve değerli konuklar, alkışlarımızla onları uğurlarken kurgu kategorisinde derecelerin sahiplerini bulmak, buluşturmak istiyoruz sizlerle. Yarışmamızda kurgu kategorisinde üçüncü olan ve 7500 liralık ödülün sahibi olan Hayal Et isimli fotoğrafıyla yarışmamıza Kocaeli'den katılan Aytül Pirci'yi sahneye davet ediyorum efendim. Ve yine kendisini bir sahneye bekliyoruz. Dediğimiz gibi Hayal Et isimli bir fotoğrafla bu yarışmamıza, heyecanımıza ortak olmak üzere aramıza katıldılar. Aramızda değiller ancak gelen notlar arasında katılacağını ifade etmişti ama hemen hızlı bir şekilde geçiyoruz değerli konuklar. Yarışmamızda kurgu kategorisinde ikinci olan ve 10 bin liralık ödülün sahibi olan On Çeşme isimli fotoğrafıyla yarışmamıza Bursa'dan katılan Mustafa İpek efendim, alkışlarımızla tekrar bir tatlı yorgunlukta kendilerini davet ediyoruz. Ve çok değerli hocalarımızdan, kıymetli büyüklerimizden bir değerli misafirimizi ayrıca bir tebrikleriyle birlikte, kıymetli hocam buyursunlar efendim, nasıl bugün görürseniz emeğiniz çoktur. Efendim hemen bir ödül daha verelim sizin uygun görürseniz. Ve geldik yarışmamızın kurgu kategorisinin birincisine. Değerli dostlar, Beykoz Belediyesi Beykoz konulu fotoğraf yarışmamızın efendim bu güzel ödülünü kıymetli jürilerimizle birlikte takdim edeceğiz. Bu heyecana ortak olmak üzere değerli bir daha sonra davet edeceğiz. Beykoz Belediyesi Beykoz konulu fotoğraf yarışmamızın birincisi olarak büyük ödül olan 12.500 liralık ödülü almaya hak kazanan Tarihi isimli fotoğrafıyla yarışmamıza Antalya'dan katılan Serdar Keskin'i efendim kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Aramızda yoklar hocam gıyabında, tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Kendileri farklı bir heyecanda bizlerle birlikte olmuştu ama sağ olsunlar aramızda olamadılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sizin gözünüzden, sizin puanlamanızda inşallah nice derecelerde onları buluşturmak üzere diyoruz. Sağ olun efendim. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bu güzellik bizlere başka bir şeyi daha hatırlatıyor. Beykoz'a olan farklılığı, Beykoz'un doğal güzellikleri farklı şehirlerden teneffüs ediliyor. Ancak işlerin yoğunluğu sebebiyle katılamayabiliyorlar. Bunları bizlere ifade ettiler. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de bu sene bir kategori olarak yarışmamızda yer alan drone kategorisinde dereceye giren yarışmacılarımıza ödüllerini takdim etme zamanı geldi. Beykoz Belediyesi fotoğraf yarışmasında drone kategorisinde sergilemeye değer görülerek 1500'er liralık ödül almaya hak kazanan ilk 10 yarışmacımızı sahneye davet etmek istiyoruz efendim. İstanbul'dan Çiçekçi Arasında Kedi, sevgili Yahya Engin efendim. Alkışlarımızı kutluyoruz. Yahya Engin aynı zamanda antrenman konulu bir fotoğrafla yine İstanbul'dan katılmıştı. Yine derece alan yarışmacılarımızdan aramızda yoklar ama tebriklerimiz kendilerine ulaşacaktır. Kocaeli'nden Sayın Volkan Karagüllüoğlu panorama konulu fotoğrafıyla. Ve yine Kocaeli'nden devam ediyoruz. Volkan Karagüllüoğlu bir başka çalışması daha var ki kavşak konulu bu farklı bakış açısıyla fotoğrafımız. Kocaeli'ne teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. İstanbul'dan Milli Gurur çalışmamızda Sayın Ümit Çiçek efendim, alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kendilerini bekliyoruz. Ümit, burada mıyız efendim? Oo. Bugün mü? Tek mi gelsinler? Biz ayırmayalım onları, beraber gelsinler. Düğünden buraya gelmişler. Elbette. Öyle mi? Tamam inşallah. Efendim alkışlarımız devam et biz. Hay maşallah.
Ümit Çiçek değil mi efendim? Milli Gurur çalışması ile İstanbul'dan ve yine İstanbul'dan yolculuk konulu fotoğrafıyla Sezai Özaltın'ı alkışlarımızla davet ediyoruz. Sezai Özaltın'ın bir başka derecesi daha var ki İstanbul'a bakış konulu fotoğrafıyla yine sevgili Sezai Özaltın bizlerle birlikte. Evet. Efendim yarışmalarımıza devam edeceğiz, ödülleri buluşturacağız ama ben diğer yarışmacıları çağırmadan önce Sayın Başkanımızı hemen alkışlarımızla bu güzel kareyi tamamlamak üzere davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, fotoğraf dostları, müziği sevenler, güzel insanlar, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi ben dışarıda arkadaşlarımızla tanıştım. Ümit ve Ümit Bey Gamze Hanım bugün evlenmişler. Bugün düğünlerini yapmışlar. Ve yarışmada da biraz önceki o Milli Gurur isimli fotoğraf getirirseniz arkadaşlar. Onunla ödül almışlar. Eşi Gamze'ye Ümit diyor ki sen benim her şeyimsin. Aşkımsın ama bir de fotoğrafta o da benim sevdiğim bir şey. Beraber gidip ödül alabilir miyiz? Düğünden buraya geliyorlar. Fotoğraf böyle bir aşk. Ödüllerini de ben takdim etmek istedim. Fotoğraf durumu tespit ediyoruz ve geleceğe aktarıyoruz. Fotoğraf olanın farkına varmamızda çok etkili bir araç. Fotoğraf çevremizi anlamada etkili bir araç. Fotoğraf geçmişi geleceğe aktarmada çok etkili bir araç. Fotoğraf mutluluğun aracı. Fotoğraf aktif çalışarak dinlenmenin aracı. Fotoğraf hissetmenin aracı. Fotoğraf güzelliklerin farkına varmanın aracı. Fotoğraf bir sevda. Ben de fotoğraf çeken birisi olarak 40 yıldır bunu ifade ediyorum. Ve bu yarışmayla biz aslında Beykoz'un güzelliklerini yüzlerce fotoğraf sanatçısı ve fotoğraf sevdalısı binlerce on binlerce fotoğraf çekmiş oluyorlar ve Beykoz'la ilgili geleceğe bir şeyler aktarmış oluyorlar. Ona katkı vermek için bu işleri yapıyoruz. Hem de karınca kararınca ödüllendirmek istiyoruz bu anlamdaki yol yürüyen insanları. Fakat bugün Ümit Bey, Gamze Hanım, sevgili gençler, onlara mutluluklar diliyoruz. Farklı bir renk, bir fotoğraf yolculuğunda bana farklı bir anı biriktirmeme katkı vermiş oldular. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Diğer dereceye giren arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Yolunuz açık olsun. Ömrünüz bereketli olsun. Yüzünüz her daim gülsün. Türkiye'nin en önemli iki tane eseri burada sergileniyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TOK. Ben makam aracı olarak kullanıyorum. Çok da memnunum, onu ifade edeyim. Ama Türkiye'nin en güzel yerine yapılmış eserler. En güzel yerinde sergilenen eser. Yani İstanbullu olmak bir ayrıcalık. Ecdadı rahmetle, minnetle anıyoruz. Başta Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, o silsilede devam edenler, sonra Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepsini, bütün geçmişlerimizi rahmetle, minnetle anlıyoruz. Böylesine cennet bir yeri bize vatan olarak bıraktılar. Gençlere de tekrar teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı bir günde güzel bir fotoğrafı çekip ve bizi yalnız bırakmadılar kendilerinin en anlamlı gününde. Yolunuz bahtınız açık olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ümit bizimle duygularını paylaşırsa mutlu oluruz.
onu buraya getiren Saik, fotoğraf muhabbeti. Evet başkanım. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bugün düğünüm vardı. Yaklaşık bir iki hafta önce de mesaj gelince baktım ki düğün akşamına denk geliyor. Haliyle ben bugün iki ödül bir arada aldım. Hem eşim hem de başkanımızın bize takdim ettiği ödül. Çok sağ olsun. Eşim de sağ olsun beni kırmadı. Düğünden sonra tamam dedi işte. Geldik sizlerle birlikte buradayız. Bizleri böyle mutlu anda desteklediğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sizlere de başkanım çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi belediyede ve kendi yaşamımda mutluluk için günümüz Türkiye'sinde ve dünyasında, özellikle günümüz Türkiye'sinde çok etkili iki tane araç var bana göre. Bir numarada spor, hemen arkasından da kültür sanat gelir. Aktif dinlenme aracı, iletişim, sağlıklı olmak, mutlu olmak, yine farkına varmakla ilgili olarak spor son derece önemli. Artı fotoğraf, biraz önce de anlatmıştım, aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ümit'in bu iki mutluluk aracını etkili bir şekilde kullandığını öğrendim. Fotoğraf çekiyorsun, spor, ne yapıyorsun spor olarak? Tekvando olarak yapıyorum 8 yıldır. Ayrıca hobi olarak yapıyordum. Sağ olsun Sancaktepe Fotoğraf Akademisi'nden de öğrendiklerimizle hem iş olarak yapıyorum artık hem de hobi olarak böyle yarışmalara da katılıyoruz. Sağ olsun Ekrem hocamız sayesinde yarışmaları takip ediyoruz. Bu şekilde de katılıyoruz. Sizlerin sayesinde de ödül alıyoruz. Estağfurullah, ödülü siz kendiniz aldınız. Farkına vardıysanız bir kişi birkaç tane ödül alabiliyor. Yarışma yapılıyor, isimlere hiç bakılmıyor. Sonra isimlere baktığınızda bir kişinin birkaç ödül aldığı da ortaya çıkıyor. Bu akşamın önemli bir özelliği Filistin asıllı sana kardeşler, üç kardeş burada bir müzik ziyafeti ortaya koyacaklar. Şimdi biz iki aydır bir acizlik yaşıyoruz Türkiye'de ve dünyada. Yani acziyet duygusunun ne olduğunu bu iki aylık süreçte ben çok yakinen hissediyorum. Bir şey yapamamak, kadınların ölmesi, çocukların ölmesi, insanların ölmesi, gözümüzün önünde bunların olması ve hiçbir şey yapamıyor olmak inanılmaz büyük bir acizlik. Biz işimizi çok iyi yapanlar olsaydık, dünden bugüne, geleceğe inşallah iyi yapanlardan oluruz. İnanın Filistin'deki bu durum ortaya çıkmazdı. İşimizi çok iyi yapan olsaydık, caydırıcı olarak silahlarımız elimizde olurdu. Şimdi var ama daha önceden olması, nükleer silahının olması farklı bir şey olurdu. Caydırıcı olurdu. Her işi en iyi yapan olduğumuz zaman inanın bu acılar da yaşanmayacak. Fotoğraf çekiyorsan en iyisi olacaksın. Müzik yapıyorsan en iyisi olacaksın. Öğrenciysen en iyi. Belediye başkanı en iyi. Öğretmen en iyi. İşçi en iyi. Neyse yaptığın o iş, en iyisi olduğunuzda zaten o toplum en iyi olur. En iyi de geleceği öngörebilir. Geleceği öngörenler de tedbirli olur. Ve işte bu yaşadığımız sıkıntılar yaşanmaz. Ama dünya halklarının da bu anlamdaki duyarlılığı bize umut veriyor. Bu akşam birçok hanımefendi, beyefendi bu konuyla ilgili burada. Onu da ben hissediyorum, anlıyorum. Saat 20'de başlayacak programda. O zamana kadar ödülleri de yetiştirmemiz lazım. İki farklılığı bir arada yaşıyoruz bu akşam. Saygılar sunuyorum. Çok konuştu, kusura bakmayın. Planlamamıştım ama. Ve yine bizler bir kez daha alkışlarımızda en güzel kareyi bir kez daha kutluyor, tebrik ediyoruz.
Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve değerli yarışmacılarımızı uğurluyoruz ve mutluluklar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Allah hayırlı eylesin inşallah. Ve değerli konuklar, kıymetli misafirlerimiz, çok değerli fotoğraf sever dostlarımız, yine bu sene yeni olan bir kategori, drone kategorisindeki isimleri saymaya devam ediyoruz. İstanbul'dan katıldı ancak aramızda yok kendileri. Serdar Uygunoğlu'nu Riva Sahil konulu çalışmasıyla kutluyor, tebrik ediyoruz. Ve bununla birlikte yine İstanbul'dan bir başka yarışmacımız, Çubuklu konu başlıklı fotoğrafıyla Nuri Çoban efendim. Alkışlarımıza kendilerini davet ediyoruz. Ve beraberinde Kocaeli'nden Fener konulu bir fotoğrafla Murat İbranoğlu, alkışlarımıza davet ediyoruz. Ve yine İstanbul'dan katılan Mehmet Yüksel Altun'u kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Elmalı Barajı ve Doğa konulu fotoğrafıyla katıldılar. Aramızda yoklar ama tebriklerimiz kendilerine ulaşıyor. Ve İstanbul'dan Sayın Kemal Türk'ü alkışlarımızla davet ediyoruz. İki ayrı çalışmayla ödülü hak kazandı. Poyraz Panorama ve Köprü konulu fotoğraflarıyla. İstanbul'dan yine Beykoz Semt Pazarı konulu fotoğrafıyla Esengül Alıcı şimdi huzurlarınıza geliyor. Davet ediyoruz kendilerini. Sayın Emrah Uygur, Göllü'de odunculuk, İstanbul'dan yarışmacımız. Aramızda yoklar ama kendilerini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bisiklet konulu fotoğrafıyla Burak Türk geliyor İstanbul'dan. Yine Burak Türk'ün bir başka çalışması, basket konulu fotoğrafıyla tebriklerimizde. Bir başka fotoğraf daha ki bahçe konulu fotoğrafıyla Burak Türk efendim, alkışlarımızla. Ve yine kano yarışlarına hazırlık konulu İstanbul'dan, aramızda değil ama Betül Şimşek'i de tebrik ediyor, kutluyoruz. İstanbul'dan sevgili Ahmet Öner'i alkışlarımızla davet ediyoruz, spor tesisi konulu fotoğrafıyla. Ve yine fotoğrafların ödüllerini dağıtmak üzere yarışmacılarımızın Sayın Murat Gür Beyefendi'yi, fotoğraf editörünü alkışlarımıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bir de yine toplu bir fotoğrafı beraber alacağız. Bir de toplu fotoğrafla nihayet erdirelim. Ve tebrik ediyoruz, kutluyoruz tüm yarışmacılarımızı, alkışlarımızla. Çok değerli yarışmacılarımız ve jürilerimizi uğurluyoruz efendim. Yarışmamızda drone kategorisinde mansiyon kategorisine girerek 2500'er liralık ödülü almaya hak kazanan 5 yarışmacımızı ve fotoğrafların isimlerini okuyarak sahneye davet etmek istiyorum. Bu kıymetli isimlerle birlikte çalışmalarımızı İstanbul'dan gölgeler konulu fotoğrafıyla Nuri Çoban, alkışlarımız da geliyor. Ve yine İstanbul'dan bir başka güzel çalışma ki Elmalı Barajı konulu çalışmasıyla Nurettin Boydak, alkışlarımızla davet ediyoruz kendilerini. Sayın Kemal Vurgun, Yoros Kalesi çalışmasıyla kendilerini kutluyor, tebrik ediyoruz. Aramızda değiller ama tebriklerimiz kendilerine gidiyor. İstanbul'dan Sayın Kemal Türk, Sis Beykoz isimli bir çalışması başka bir güzelliğini yansıtıyor bu güzel karede. Ve beraberinde yine son olarak İstanbul'dan Beykoz konulu fotoğrafta Hasan Ahrar Aksu, alkışlarımızla geliyor efendim. Ve ödüllerini takdim etmek üzere fotoğraf sanatçımız Sayın İsmail Küçük Beyefendi'yi ben sahnemize davet etmek istiyorum. Tatlı bir yorgunlukla buyursunlar efendim. Hoş geldiniz.
Toplu bir fotoğraf alıyoruz. Hocam sizi bırakmıyoruz. Drone kategorilerine sizinle devam edelim isteriz. Uygun görürseniz. Ve yine yarışmamızda drone kategorisinde Beykoz Belediyesi özel ödülü olan 5000 liralık ödülün sahibi olan ve yarışmamıza İstanbul'dan katılan Beykoz isimli fotoğrafı ile Nurcan Kalkan efendim alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Ve bununla birlikte yarışmamızda drone kategorisinde üçüncü olan ve 7500 liralık ödülün sahibi olan Kuş Cenneti isimli fotoğrafıyla yarışmamıza Kocaeli'den katılan Volkan Karagülloğlu efendim alkışlarımızla davet ediyoruz. Yarışmamızda drone kategorisinde ikinci olan ve 10.000 liralık ödülün sahibi olan Beykoz'un Plajları isimli fotoğrafıyla yarışmamıza İstanbul'dan katılan sevgili Nurettin Boydak'ı bir kez daha sahnemize davet ediyoruz. Ve geldik yarışmamızın drone kategorisinin birincisine. Beykoz Belediyesi, Beykoz konulu fotoğraf yarışmamızın drone kategorisinin birincisi olarak büyük ödül olan 12.500 liralık ödülü almaya hak kazanan Anadolu Hisarı isimli fotoğrafıyla yarışmamıza İstanbul'dan katılan Sayın Nuri Çoban efendim alkışlarımızla. Bir kez daha kutluyor, tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Alkışlarımızda değerli yarışmacılarımızı ödülleriyle birlikte uğurluyoruz. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, saygıdeğer fotoğrafsever dostlarımız, Beykoz'un güzelliklerini fotoğraf karelerinde yansıtmaya devam ediyoruz yarışmacılarımızla. Şimdi de serbest kategoride dereceye giren yarışmacılarımıza ödüllerini takdim etmek istiyoruz. Beykoz Belediyesi fotoğraf yarışmasında serbest kategoride sergilemeye değer görülerek 1500'er liralık ödülü almaya hak kazanan 10 yarışmacımızı sahneye davet etmek istiyorum hızlı bir şekilde. İstanbul'dan Sayın Yücel Çetin Bayrak Sevgisi konulu çalışmasıyla. Sayın Yasin Öztürk yine İstanbul'dan Göksu Deresi'nde gri balıkçılık. Evet, alkışlarımızla. Sayın Uğur Çimen'i kutluyoruz. İstanbul'dan balıkçılar konulu fotoğrafıyla aramızda yoklar ama tebrik ediyoruz. Ve yine İstanbul'dan Sayın Tayyip Başak yüzme yarışı konulu fotoğrafıyla birlikte. Bursa'dan bir heyecan bizlerle birlikte oldu. Ancak aramızda değiller. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sayın Serdar Kıran dalyancı konulu çalışmasıyla. Ve yine İstanbul'dan Sebahattin Özveren güvercinler konulu fotoğrafıyla katıldılar. Kendilerini sahnemize bekliyoruz. İstanbul'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü çalışması Sayın Ömer Şahin Bey'i kutluyoruz. Vekaleten Sayın Volkan Karagüllüoğlu'nu sahnemize davet ediyoruz. Ve yine Sisler İçinde Sohbet isimli fotoğrafıyla İstanbul'dan sevgili Nurettin Boydak'ı bir kez daha davet ediyoruz sahnemize. İstanbul'dan Sayın Nüket Uluç dramatik çalışmasıyla birlikte sahnede yerlerini alıyorlar. Ve yine İstanbul'dan aynı isim iki ayrı çalışmayla Sayın Neşe Arı eğlence ve baloncu konulu çalışmalarıyla birlikte. Ve yine ödüllerini takdim etmek üzere fotoğraf sanatçımız Sayın Mustafa Yılmaz beyefendiyi yine alkışlarımızda sahnemize davet ediyoruz. Yarışmacılarımızın ödüllerini dağıtmak üzere.
Bir güzel fotoğrafla yine bu anı tarihe not düşüyoruz. Fotoğraf çekilirken bir kez daha bizler de alkışlarımızla tebrik ediyor, kutluyoruz efendim. Mustafa Bey'i hemen bırakmıyoruz yarışmacılarımızı uğurlarken. Evet, diğer 10 yarışmacımızı da hızlıca davet ediyoruz. Bursa'dan katılan bir yarışmacımız Barışçıl isimli çalışmasıyla İsmet Danyel efendim. Alkışlarımızla kendilerini davet ediyoruz. Alkışlarımız devam ediyor. İstanbul'dan Sayın Hamdi Şahin, Karlıtepe'den Gün Batımı. Hamdi Şahin yine Sis konulu çalışmasıyla ve yine Hamdi Şahin yine Balıkçı Ahmet Usta isimli çalışmasıyla sahnede yerlerini aldılar. Tebrik ediyoruz. Ve yine Eskişehir'den bir yarışmacımız vardı. Aramızda değiller ama kutluyor, tebrik ediyoruz. Sayın Gülin Yiğiter, Sera konulu çalışmasıyla. Yine İstanbul'umuzdan Sayın Fatma Çınar, Cam Arası konulu çalışmasıyla kendilerini davet ediyoruz. Ve yine Çocuk ve At isimli fotoğrafla Alev Ünal alkışlarımızla sahnede yerlerini alıyorlar İstanbul'dan. Yine İstanbul'dan Sayın Ahmet Fatih Sönmez, Riva'da Balıkçı konulu fotoğrafıyla. Yine vekaleten Sayın Özgür Sönmez'i sahnemize davet ediyoruz. İstanbul'dan Sayın Ahmet Öner, Çay Ocağı konulu fotoğrafıyla yine derece alan yarışmacılarımızdandır. Arkadaşlarımız hemen yarışmacılarımız yerlerini aldılar. Hediyelerini ulaştırıyoruz. Kıymetli hocamla birlikte Mustafa Hocam takdim ediyor. Buyurun efendim, yine ödüller devam ediyor. Her bir yarışmacımız ilgi ve alakalarından dolayı gelemeyenler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü İstanbul'umuz bir dünya şehri. Bu güzel şehrimizi güzel kılan ilçelerimizin en başta gelenlerden bir tanesi ki Beykoz'umuzdur. Doğal güzellikleriyle birlikte Boğazı'nda incisi olması başka bir güzellik. Tebrik ediyor, kutluyoruz. Yarışmacılarımızı uğurluyoruz. Değerli Mustafa Hocam'ı tekrar bırakmıyoruz. Yarışmamızda serbest kategoride mansiyon kategorisine girerek 2500'er liralık ödül almaya hak kazanan 5 yarışmacımızı ve fotoğrafların isimlerini okuyarak sahneye davet etmek istiyorum. İstanbul'dan Sayın Tufan Kartal, camdan seyir konulu fotoğrafıyla vekaleten Sayın Sebahattin Özveren alacaklar ödüllerini. Ve yine Beykoz sevdası Bursa'dan bir başka gözle baktı. Nasip konulu çalışmasıyla Salih Kuş beyefendi sahnede yerini alıyor. Anadolu Kavağı İskelesi'nin pencereleri konulu fotoğraf İstanbul'dan Sayın Muhammed Uygun beyefendi sahneye davet ediyoruz. Ve yine Sayın Hilmi Pekel kayık konulu fotoğrafıyla İstanbul'dan ve yine Meryemzade Camii İstanbul'dan Sayın Ahmet Fatih Sönmez'i bir kez daha kutluyoruz. Vekaleten Özgür Sönmez alacaklar. Buyursunlar efendim, kıymetli hocamın elinden bu güzel ödülleri, anlamlı ödülleri takdim ediyoruz. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Yine Mustafa Hocam'la devam ediyoruz. O kadar çok ödülümüz var ki değerli üyelerimizi. Ve şimdi de yarışmamızda serbest kategoride Beykoz Belediyesi özel ödülü olan 5000 liralık ödülün sahibi olan ve yarışmamıza İstanbul'dan katılan Beykoz isimli fotoğrafı ile Sayın Kemal Türk efendim alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Onunla birlikte yarışmamızda serbest kategoride üçüncü olan 7500 liralık ödülün sahibi olan
İstanbul'a Bakış isimli fotoğrafıyla yarışmamıza İstanbul'dan katılan Sayın Sezai Özaltın Beyefendi'yi davet ediyoruz. Yine yarışmamızda serbest kategoride ikinci olan ve 10 bin liralık ödülün sahibi olan Tarihsel isimli fotoğrafıyla yarışmamıza İstanbul'dan katılan İsmet Danyel efendim alkışlarımızla davet ediyoruz. Ve yarışmamızın serbest kategorinin birincisine Beykoz Belediyesi, Beykoz konu fotoğraf yarışmamızın serbest kategorinin birincisi olarak büyük ödül olan 12.500 liralık ödülü almaya hak kazanan Çanak Çömlek isimli fotoğrafıyla yarışmamıza Bartın'dan katılan Sayın Serdar Aydın efendim alkışlarımızla davet ediyoruz ödülünü almak üzere. Bu güzel toplu fotoğraf karesiyle birlikte hem yarışmacılarımızı hem de Mustafa Hocam'a teşekkürlerimizle birlikte uğurluyoruz. Kendilerini çok yorduk. Sağ olun efendim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz değerli fotoğraf sever dostlarımız. Foto öykü kategorisinde dereceye giren yarışmacılarımıza ödüllerini takdim etme zamanı geldi. Şimdi Beykoz Belediyesi fotoğraf yarışmasında foto öykü kategorisinde sergilemeye değer görülerek 2500'er liralık ödülü almaya hak kazanan İlk 10 yarışmacımızı sahneye davet etmek istiyorum. İstanbul'dan Beykoz'un kuşlarının hikayesi Sayın Sezai Özaltın efendim alkışlarımızla ve beraberinde Beykoz yorgancıları Sayın Sebahattin Özveren beyefendi. Yine Sebahattin Özveren beyefendinin bıçak bileyicisi ve çözüm atölyesi İbrahim Usta konulu çalışması. Ve yine Kocaeli'nden Hazreti Yuşa Tepesi Sare Kural. İstanbul'dan usta işi Özge Ergin ve yine İstanbul'dan Sayın Nuri Çoban panorama konulu fotoğrafıyla kendilerini davet ediyoruz sahnemize. Beykoz'un köy kahveleri İstanbul'dan sevgili Nurettin Boydak alkışlarımızla davet ediyoruz. Nurettin Boydak'ın bir başka ödül alan çalışması Beykoz'un emektar balıkçıları konulu ve yine balık ağları. İstanbul'dan Sayın Neşe Arı efendim bir kez daha sahnemize davet ediyoruz. Bir başka çalışması daha var ki Beykoz'da yaz konulu Sayın Neşe Arı'yı sahnemizde bekliyoruz efendim. Ve yine ödüllerini takdim etmek üzere bu heyecanı bizlerle paylaşan çok değerli hocam Görgün Özdemir hocamı ben sahnemize davet etmek istiyorum. Türkiye Fotoğraf Vakfı Yönetim Kurulu üyesi buyursunlar efendim. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Kıymetli hocamı bırakmıyoruz hemen. Yine diğer ödüllerle devam edeceğiz. Ve yine Beykoz'umuzun güzellikleri camın yolculuğu konulu fotoğrafıyla Sayın Mustafa Kurtbaş sahnemizde bekliyoruz kendilerini. Tebriklerimizi alkışlarımızla. Beykoz'un çınarları Sayın Kudret Deniz Kalaycı ve yine ayakkabı tamircisi konulu fotoğrafıyla İsmet Danyeli yine ödül alan yarışmacılarımızdan. Beykoz'umuzun bir başka güzel hali karlı Beykoz konulu fotoğrafımız Sayın Fatma Çınar.
Ve yine tekne yapımı konulu çalışmasıyla Esra Kapıcıoğlu, Çayır Semt Pazarı'yla Esengül Alıcı, iki kıta, üç yarış triatlon, sevgili Ekrem Kalkan, yarışmacılarımızı sahneye bekliyoruz. Sayın Betül Ceren As, obah konulu fotoğrafıyla yine. Sayın Ahmet Öner triatlon ve Sayın Ahmet Öner yine maneviyat konulu fotoğraflarıyla birlikte sahnede ödüllerini almak üzere yerlerini alıyorlar kıymetli hocamın takdimleriyle. Bir yine toplu fotoğrafla kıymetli hocamı aramıza alıyoruz. Yarışmacılarımız ödülleriyle uğurlarken kıymetli hocamı tekrar bırakmıyoruz. Görgün hocamı bırakmıyoruz. Finali beraber yapacağız. Değerli misafirler, foto öykü kategorisinde mansiyon kategorisine girerek 5000'er liralık ödül almaya hak kazanan 5 yarışmacımızı ve fotoğrafların isimlerini okuyarak sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Volkan Karagüllüoğlu, Beykoz'da spor konulu fotoğrafıyla birlikte. Ve yine Sayın Murat İbranoğlu, yine Beykoz'da spor konulu fotoğrafıyla. Sayın Kemal Türk, Beykoz'da balıkçıların sezona hazırlanması konulu fotoğrafımız. Sayın İbrahim Aysündü, Beykoz semt pazarları konulu çalışmasıyla. Ve yine ahşap sanatının fotoğrafa yansıması Sayın Fikriye Er efendim. Alkışlarımızla kendilerini sahnemize bekliyoruz. Tebriklerimizle. Buyursunlar efendim. Ve yine yarışmacılarımızla devam ediyoruz. Kıymetli hocamla beraberiz. Evet efendim. Foto öykü kategorisinde Beykoz Belediyesi özel ödülü olan 10 bin liralık ödülün sahibi. Ve yarışmamıza İstanbul'dan katılan Kavacık Esnafı isimli fotoğrafıyla Sayın Ahmet Öner efendim. Alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Ve yine beraberinde foto öykü kategorisinde 3. olan ve 15 bin liralık ödülün sahibi olan Sayın Nurten Öztürk efendim, Pazarcı Portreleri isimli fotoğrafıyla sahnemize bekliyoruz kendilerini. Yarışmamızda foto öykü kategorisinde 2. olan ve 20 bin liralık ödülün sahibi olan Beykoz Spor Duvar Resimleri isimli fotoğrafıyla Sayın Volkan Karagüllüoğlu efendim, alkışlarımızla bir kez daha sahnemize bekliyoruz. Ve geldik yarışmamızın foto öykü kategorisinin birincisine. Beykoz Belediyesi Beykoz konulu fotoğraf yarışmamızın foto öykü kategorisinin birincisi olarak büyük ödül olan 25 bin liralık ödül almaya hak kazanan Kerem Ali'nin güvercin sevgisi efendim. Alkışlarımızla
Sayın Yücel Çetin'i yine sahnemize davet ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Ve değerli misafirler, kıymetli konuklarımız, fotoğraf dünyasında her daim Beykoz'un güzelliklerini yansıtmak üzere yollara düşen bir baş gözle bakan değerli konuklarımız. Sayın Başkanımızı ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ve çok kıymetli seçici kurul üyelerimizi ben sahneye davet etmek istiyorum. Seçici kurul üyelerimiz ve Türkiye Fotoğraf Vakfı temsilcimiz Sayın Saygıdeğer Belediye Başkanımız tarafından kendilerine teşekkür belgeli ve ödül takdimleri olacak. Bu güzel organizasyonda emeği geçen isimler, foto muhabiri Sayın Coşkun Aral'a alkışlarımızla teşekkür ediyoruz. Yine fotoğraf sanatçımız Sayın İsmail Küçük değerli hocamı sahneye davet etmek istiyorum. Ve yine İzzet Kerivar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Leyla Emektar'a çok teşekkür ediyoruz. Merih Akoğul, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Murat Gür efendim, kendilerini sahnemize davet ediyoruz. Sayın Mustafa Yılmaz, tatlı bir yolculukla bir kez daha davet ediyoruz. Sayın Nazan Tuna, teşekkür ettiğimiz isimler arasında. Sayın Süleyman Gündüz, yine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve Zübeyir Söylün efendim, alkışlarımızla kendilerini sahneye davet ediyoruz. Ve çok kıymetli belediye başkanımızı ben alkışlarımızla sahneye davet etmek istiyorum. Bu güzel fotoğrafların derecelendirilmesinde büyük emek sarf eden değerli büyüklerime ödüllerini takdim etmek üzere. Efendim, her zaman söylüyoruz, Beykoz'umuz bir başka güzeldir. Yeşiliyle, deniziyle ve doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla birlikte, kültür sanatla birlikte, ama Sayın Başkanımızın da biraz önce ifade ettiği gibi fotoğrafa yansıması bile bir başka güzel. Çünkü uzaklarda olabilirsiniz, görmemiş olabiliriz. Bu güzellikleri fotoğraf karelerinde bir anda karşınıza çıktığınızda, evet, Beykoz bir başka güzel, sizler de diyeceksinizdir efendim. Efendim, sanatçılarımıza, üstadlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Jüride bulunan ustalarımızın, üstadlarımızın çoğunluğu burada değiller. Onların sevgi ve muhabbetlerini de iletiyoruz. Aynı zamanda benim mesai arkadaşlarım bu arkadaşlar. Türkiye Fotoğraf Vakfı'nda da görev yapan arkadaşlar. Birlikteyiz orada. Ben katkıları için, emekleri için, bize kattıkları için, Türkiye'ye kattıkları için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Burada bulunamayan hocalarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de sağlıklı, güzel bir gelecek diliyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herhalde bu kısım bitiyor. Ödül alan arkadaşlar burada ise onlarla beraber bir fotoğraf alıp hemen konser kısmına geçeceğiz. Şöyle beraber, eğer uygun görürlerse, ödül alan sanatçı arkadaşlarımız, fotoğrafçılarımız şöyle burada bir kısmımız da önde olabilir. Türkiye Fotoğraf Vakfı'ndan Süleyman Berk hocam, Görgün Özdemir, şöyle önde durabiliriz. Bizim kültür müdürümüz. Biraz arkaya geçerseniz oradan daha mı iyi alırsınız?
Foton ailesinden Tanin Bey gel. Gel gel. Sen de gel, beraberiz ya. Ya Tanin Bey de sağ olsun, o da fotoğrafa çok büyük katkısı, emeği olan arkadaşlarımızdan. Efendim, teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkürlerimizi sunuyoruz Sayın Başkanımıza. Beykoz'umuzun güzelliklerinin yansıması noktasında fotoğraf karelerinde dünyaya duyurmak adına değerli yarışmacılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, çok değerli fotoğraf sever dostlarımız. Bugün biraz önce ödüllerini verdiğimiz fotoğraf yarışmasının yanında ayrıca özel bir gün, bilirsiniz ki 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. 7 Ekim'den bu yana maalesef dünyanın gözü önünde cereyan eden soykırımda Gazze'de şehit sayısı 20 bini buldu efendim. Biz de insan haklarının önemli görüldüğü bugün de insan hakları nerede diye soruyoruz. Ve sizleri bugün için hazırladığımız Filistin direnişinin sembollerinden biri olan Hanzala ile baş başa bırakacağız birazdan. Filmin sonunda sizinle paylaşacağımız kare kodu okutarak hashtag çalışmamıza katkı sunmanızı sizlerden rica ediyoruz. Hashtaglerimiz ben Beykoz'dayım, kalbim Gazze'de ve insan hakları nerede? Hashtagleri ile buradan bir kez daha dünyaya sesimizi duyacağız. Efendim şimdi tüm dikkatlerimizi ekranımıza yöneltiyoruz ve az önce ifade ettiğim gibi Filistin'in sembolü olan o karakter, o güzel isimle sizleri buluşturuyoruz. İyi seyirler efendim. Sonrasında konserimiz başlayacak efendim. Sessizliğin haykırışıdır bazı görsel fotoğraflar. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Ve biz bir kez daha soruyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü'nde Filistin'de, Gazze'de şehit olan, hayatlarını kaybeden insanların hakları nerede diyerek efendim. Dualarımız onlarla, mekanları cennet olsun. Çünkü bir anne olarak, bir baba olarak, evlatları olan aile bireyleri olarak oradaki hayatlarını kaybeden çocuklarımızın kendimizden pay biçerek acaba neler hissederdik? Onların bir an önce özgürlüklerine kavuşması için, dünyada barış içerisinde yaşayabilmek adına daha başka neler yapılabilir? Onların huzuru ve güveni için bizlerin duaları, bizlerin atmış olduğumuz adımlar o yöndedir. İnşallah dileriz ki tez vakitte bir an önce onlar da özgürce kendi ülke sınırları, toprakları içerisinde dünyanın tanıdığı bir ülke olarak ikili ilişkilerimizin gelişmesi, dünyaya bir ülke olarak biz de buradayız diyebilmenin mutluluğunu ve haklı gururunu inşallah onlara sunmuş olacağız. Hashtagimiz burada, biraz önce ifade etmiştim. Yine aynı hashtaglerle birlikte ben Beykoz'dayım, kalbim Gazze'de ve insan hakları nerede başlıklarıyla bireysel olarak seslerimizi duyuralım istiyoruz. Ve değerli konuklar, kıymetli misafirlerimiz, şimdi mikrofonu bırakıyoruz. O güzel ülkenin, o güzel şehrin ezgileriyle, şarkılarıyla sizleri buluşturmak istiyoruz efendim. Ekip hazır. O güzel eserlerle buluşmak üzere.
Hepimizin bu güzel fotoğraf karelerinin ardından ödüllerle buluşmanın akabinde ekibimiz, Sayın Başkanımız da az önce ifade etti, Filistinli, Gazze'li, o toprakların atmosferini teneffüs eden müzisyen kardeşler. Onlarla birlikte onlara eşlik edecek olan grubumuz Le Trier Jubran şimdi alkışlarımızda sahnede yerlerini alacak. Bir kez daha alkışlarımız kuvvetli. O alkışlarımızla birlikte dualarımızı da inşallah bir an önce özgürlüklerine kavuşturmak adına gönderiyoruz. Dualarımızda, kalbimizde, niyazımızda, sözümüzde onların mutluluğu ve bir an önce özgürlüğü için. Ya Jubran ekibine geliyor. Müzisyen kardeşlere ve onlarla birlikte orkestradaki arkadaşlarımıza. سيمضي زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا سنمضي إلى حتفنا أولا سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه وعن طيش غزلاننا سندافع عن طير فخارنا سندافع وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة عما قليل تقيمون عالمكم فوق عالمنا من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي هذا زمان الصناعات هذا زمان المعادن من قطعة الفحم تبزغ شمبانيا الأقوياء هنالك موتى ومستوطنات وموتى وبلدوزرات وموتى ومستشفيات وموتى وشاشات رادار ترصد موتى يعيشون بعد الممات وموتى يربون وحش الحضارات موتى وموتى يموتون كي يحملوا الأرض فوق الرفات إلى أين يا سيد البيض تأخذ شعبي وشعبك Thank you.
Esselamu aleykum, mesel khair, good evening. We are very happy to perform in, this is our second concert in Turkey. Last night we had a beautiful concert in Ankara, and tonight here in Istanbul. We came from the painful place in the world today. Yes, we are Palestinians, but yes, we are not normal musicians. We cannot be normal musicians when we are living in abnormal situation. I arrived from Palestine 2 days ago. Maybe it took me more than 20 hours to come to Turkey. And we now performing this art with this instrument that we do believe that this instrument is our weapon against occupation. But this weapon doesn't kill. This weapon makes people alive. That's why the Palestinians are projects of a life and not a death. Thanks for all of you to support us. We sending our love. We all donate, as Trio Jubran as well this year, all his concerts is donation for the Red Crescent Society for Gaza. This is the only way that we exist. So if you please, after you finish the concert, if you go on Instagram, Trio Jubran, there is a link for the Red Crescent Society in Palestine. Each one of us today can donate even very small amount, can help people there. I hope one day we can see you all in Palestine free, Jerusalem, capital of Palestine. Thank you. Shukran. Tabii İngilizcenin yanı sıra Arapça'da program başlamadan önce kendilerinin duygularına tercüman olan bir arkadaşımız vardı. Ekiple birlikte gelen. Kendisi de yine onların duygularını hem İngilizcenin yanı sıra Türkçe olarak da Arapça çevirisi olarak bizlerle paylaşacak. Buyursunlar efendim. تفضل سيد سمي اوكي لا انا احكي ترجمتها طيب اوكي انا وين واقف عندك وتولف وجهك هيك وترجم يلا برت نبلش انت وانا بعدين وراك شد قلبك قوي حالك خافش قول تخافش طيب أول شيء إحنا سعداء إنه جينا من فلسطين على تركيا هذا الحفل الثاني بعد أنقرة مبارح ونحن موجودون في إسطنبول. Son iki gündür buradayız. Dün Ankara'da programımız vardı. Bugün de İstanbul'da. Sizleri görmekten gurur duyuyoruz. Hepinize hoş geldin diliyoruz tekrardan. Sayın Beykoz Belediye Başkanımız ve diğer misafirlerimiz. الشعب التركي ووقوفه مع القضية الفلسطينية مميز جدا ونشكركم على هذا الدعم. Çok eskiden beri Türk halkınızın Filistin halkının her zaman yanındadır. Eskide olduğu gibi şimdi de gelecekte de Türk halkının ve Cumhurbaşkanımızın bu tutumundan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletmek isteriz. الثلاثي جبران قرب الميكروفون على طول وانت تحكي. الثلاثي جبران قرر هذا العام لمدة عامين لمدة سنتين راح نقدم كل حفلاتنا دعم وريع إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. Biz Leo Trio Jubran müzik grubu olarak şöyle bir karar aldık. Bu sene tüm konserlerimizin
bağışında bulunacağız. Filistin halkı için. في كل فرد يتبرع مباشرة لجمعية الهلال من خلال لينك موجود على صفحة تريو جبران في الانستغرام. باش yapmak isteyen herkes Filistin Kızılay linkinden kendi sitelerinden isteyenler başta bulunabilir. وأخيرا son olarak جئناكم من فلسطين بكل الوجع والأمل. فلسطين'den oradaki halkın hüzünüyle, acısıyla, yaşadığı sıkıntılarla buraya geldik. ما نحمله من آلات موسيقية هو سلاحنا. Bizim şu an gördüğünüz, taşıdığımız enstrümanlarımız onlar halkımızı korumak için. وهذا سلاح لا يقتل بل يحيي. Dünyaya duyurmak amacıyla kullandığımız bir araçtır. Nuhibbukum. Sizleri çok seviyoruz. Ve Filistin hurra. Özgür Filistin. Merci, şükran. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kaldığımız yerden konsere devam ediyoruz. Thank you.
Thank you.
Thank you.
From France, thank you, Olivier. From Palestine, Samir Jaradat.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة What we say, free, 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 free Palestine. Tebrik ediyoruz bir kez daha alkışlarımızla. Hoş geldiniz diyerek bu güzel gecenin anısına, bu güzel tezahüratlarla birlikte gönlümüzün, yüreğimizin Filistin'de olduğunu, Gazze'de olduğunu, dualarımızın onlarla birlikte olduğunu bir kez daha ileriyoruz. Alkışlarımız geliyor bu güzel anlamlı ekibe, o coşkulu alkışlarınızla ben bir kez daha Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın Başkanımı davet etmek istiyorum. Bu güzel gecenin anısına, kıymetli misafirlerimize, sanatçı dostlarımıza, Beykoz'umuza dair o güzel hediyelerden takdim etmek ben de üzere. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahla ve sehlen ya ahi. Welcome. Ahla ve sehlen. Your country. Türkiye. Türkiye your country. Türkiye بتحبكم. أهلا وسهلا فيكم دائما في تركيا. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sizleri Filistin'de inşallah görmek umuduyla. İnşallah. Teşekkür ederiz tekrar. Tabii. Free free. Free free. Free free. Şükran. We love you. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, başta Sayın Belediye Başkanımıza bizlerle bu anlamlı buluşmayı gerçekleştirdiği için canı gülden yürekten teşekkür ediyoruz. Bu güzel gecede yine ödül alan tüm fotoğraf yarışmacı arkadaşlarımızı, değerli hemşerilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dualarımızın, gönlümüzün, yüreğimizin bir kez daha söylüyorum ki Filistin'de olduğunu, Gazze'de olduğunu inşallah en kısa sürede oradaki insanların, çocukların, yaşlıların, insanlarımızın, din kardeşlerimizin bir an önce huzura ve barışa kavuşması dileğiyle. Beykoz'un güzelliklerinde yine fotoğraf karelerinde buluşmak üzere emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşene kadar kalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar olsun.